Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında G20 Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya'nın yeni başbakanı Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. Liderler tahıl koridorunda oynadığı rol için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'le birlikte Karadeniz'de tahıl koridorunu inşa ettik. Bu şekilde gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağladık. Şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesindeki yoğun diplomasi trafiğinin ana gündem maddelerinden biri de Türkiye'nin gıda krizinin aşılmasına gösterdiği büyük çabaydı. Liderler Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru için Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüştü. Görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı. Liderler bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesinde Türkiye'nin rolünü vurguladı. Sevkiyatın Türkiye sayesinde yeniden başladığının altını çizdi. Çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da bir araya geldi. Tahıl koridoru iki liderin görüşmesinde de gündemdeydi. Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliği'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la da ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, zirvenin ardından medya merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Putin'le görüşeceğini açıkladı. Döner dönmez yine Sayın Putin'le bu görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını da ele alacağız, görüşeceğiz ve süreyi de şöyle en azından bir yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız. Ve İstanbul Kadıköy'de elektrikli skuter kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde skuterı yanlış kullanan, işte bundan kaynaklı 12 kişiye bakın ne kadar ceza kesildi. Kimi kaldırımda kullandı, kimi ise yasak olduğu halde iki kişi bindi. Elektrikli skuterı yanlış kullananlara ceza yağdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bağdat Caddesi'nde elektrikli skuter kullananlara yönelik denetim yaptı. Kaldırımda skuter ve motosiklet kullananları durdurdu. 10 kişiye skuterda birden fazla kişi seyahat ettiği, 2 kişiye de kask takmadığı ve trafik levhalarına dikkate almadığı için toplam 4.662 lira trafik cezası kesildi. Öte yandan trafik polislerinin ceza kestiği bir kadın dalga mı geçiyorsunuz diyerek basın mensuplarını cep telefonu kamerasına kaydetti. Dalga mı geçiyorsunuz? Biz de işimizi yapıyoruz. İşini böyle mi yapıyorsun? Belinde böyle böyle. Nasıl ben de işimi yapıyorum. Benim de işim bu.